Sizinki beyaz. Evet. Bir de kumaşı biraz daha farklı gibi. Evet, kendimiz yapıyoruz. Bu kumaşı ne efendim? Atemin deniyor. Ne? Atemin. Atemin. Bu kumaşın adı ne efendim? Kadife. Bu kadife, bu atemin. Evet. Sizinki kadife galiba. Evet, kadife. Bir de sarı bir elbise vardı. Ona da sentetik diyor. Ne diyor? Sentetik. Sentetik herhalde bir 15 senedir falan var herhalde. O da öyle. Ablacığım, sizin isminizi rica edelim lütfen. Benim ismim Tütça Sefa. Tütça. Tütça. Evet. Ne ilginç isim, ilk defa duyuyorum. Ne anlamı geliyor? Bilmiyorum, çiçek ismiymiş. Tütça çiçeği. Evet. Tütça çiçeği. He. Siz susunuz, tek diş. Abla böyle kat kat, tamam mı? Hani sıkılmıyor musunuz her gün giymekten? Sıkılınca değiştiriyoruz. Ne giyiyorsunuz yerine? O zaman şalvar giyiyor. Etek giyiyor. Yine bir şalvar mal var oluyor ama. Peki abla, insan şunu merak ediyor. Özellikle hanım izleyicilerimiz de çok merak etmiştir. Sizin günlük kıyafetiniz böyleyse hem gelinliği merak ediyorum hem de bu çeyizi merak ediyorum. Çeyizinizle ne olur? Çeyiz de genellikle çoğunlukla bundan olur. Öyle. Kaç kat olur peki çeyizde? En az 15 kat olur. 15 takım. 15 takım. He, kaynanasına verir, kayınvalidesine verir. Gelinin çeyizi bu oluyor. Bundan işliyor. Hep işi gücü gelin olana kadar bunu yapmak, bunu işlemek. Yani 7-8 yaşında başlıyor işlemeye. Evet. Siz öyle mi yaptınız efendim? Öyle yaptım. Kaç yaşında başladınız işlemeye? 8 yaşımda başladım. Zaten de 14 yaşında gelin oldum. Bitti. Peki çeyizi kaynanaya teslim ederken aramızda kalsın. Sağ mı kaynanınız? Sağ. Zıkkım olsun dediği geçti mi içinizden hiç? Yok, öyle bir şey demedim. Ömrümü çürüttüm, senelerce işledim. Al zıkkım olsun, üstünde paralansın diye geçti. Yok, mi? Gelin bana, gelin iyi desin de en iyilerini ona verdim. Kaynanamıza. İşe yaradı mı? Vallahi bilmiyorum, sevdi biraz. Kayınvalideciğim, sevgili anneciğim, bakma öyle sert ya. Sen de benim seyyare teyzem gibi, Allah Allah. Bir bakıyorsun korkuyorum ya, bakma öyle ya. Benim duruş vaziyetim öyle. Biraz sert mi görünürsün? Biraz sert görünürüm. Aslında yüreği çok yufka değil mi? Hep derler ki bana, kayınına, Esengül sert kayınına, gelinlerine sert davranıyor. Derler ama aslında ben yumuşağım da cehrem öyle sert görünür. Sen ekmek yanıyormuş. Biraz da bakın canım, siz de her şeyi Esengül Hanım'dan beklemeyin ya. Bu kadar hanımsınız. Öyle mi? Bir de mani ustasıymışsınız. Gelinin başında söyler misiniz efendim, evlenecek kızların başında ne söylersiniz? Mani ben söylemem de olmazsa bir tane söyleyeyim. Söyle bakalım, vereyim mikrofonu sana. He. Anam ben İstanbul'dan geldim. Burada mani söyle diyorlar. Hadi. Mani davul merdinden, kallı dağın ardından. Günde bir mani derim, aşkım davul derdimden. Derdim mardalar gibi, ver anabalar gibi. Bağrıma gazel çöktü, kulemem eller gibi. Ocağın başında anam püskülümün der, gelen komşularımı da geriye dönder. Sen gelemezsen de anam bir mektup gönder, İstanbul'dan da burayla mektubuyla konuşak. Karşıki dağlarda da anam göç kater kater, bu ayrılık da bize ölümden beter. Yavrularımdan İstanbul'da gözümde tüter, en hazla bir torunum var, onu özledim. Ümüğünde dühüldülünen Ali El Mırtaz'a geldi. Ali benim ahımdır, Kâb'a kıbla şahımdır. Miraç'taki Muhammed, o benim padişahımdır. Padişahım yaradan, okurum adan karadan. Fazlıya bir kul geldi,
sattılar biz aslanda. Muhammed'in mühürü Belkuzar dur aslanda. Aslanda Belkuzar'ım, bir sevda gezerim. O şahtan ayrılalı yok benim intizarım. İntizarlık çekerdik, leblebisi şekerdik. Bak Mevla'nın işine keşiş kurban eyledi. Yedi oğlunun başına vur dediler Ali'ye. Vurdu kızıl deliye, kızıl deli tacımız. Muhammed mihracımız, gözlekçimiz karaymet. Yalıncak doğacımız. Allah Allah. Getirani parmağın batırani, parmağın batırani. Bu gece misafirim, bu gece misafirim. Koynumda yatırani, koynumda yatırani. Bahçenizde gül var mı? Bahçenizde gül var mı? Gül dibinde yol var mı? Gül dibinde yol var mı? Sen bu gecelik diyorsun, sen bu gecelik diyorsun. Bin gecelik yerde var, bin gecelik yerde var. Kaç çocuk var annem sende? 6 tane. Hepsi İstanbul'da mı oturuyor? Birisi Tokat'ta, daha İstanbul'da. Benim. Senin kuman mı vardı? Kuman var. Evet. Beyin üstüne mi evlendi senin? Ben everdim. Olmadı çocuğum. Çocuğun olmadığı için mi kuma aldın? Tabii. Bir tevdi, kimseye mal kalmasın diye everdim. Kendi ellerinle beyini everdin sen. Ya komşular söylesin. Evlendi. Evlenmiyordu kendisi. Zorla yağlar yakar evlendi. Çukur verdi Allah'ta. Sen mi yalvardın beyine? Ben yalvardım. Evlendi. Bir tevdi. Malıyla kalmasın. Mal için mi evlendirdin teyzem? İyi bize bakar dedim. Kocayınca kim bakacak? Şimdi bakıyorlar baksana. Allah için razı getirsin. Çocuklarım iyice. Senin çocukların kumanın çocukları mı? Onların çocuğu ama benim kendimden olsuyla bakmazlar. İyice çok seviyorum. Öz evladın gibi. Çok seviyorum. Buradan kalmayayım, öz evladımı o kadar sevmem. Çok seviyorum çocuklarımı. Onların hasretine mi ağlıyorsun burada? İşte doluyor içerim, çocuklarım gidecek. Yalnız kalıyor her gün. Beyin sağ. Sağ. Kuman sağ mı? O da sağ. Üçünüz beraber... Duruyor, beraber duruyor. Bazı gidiyor İstanbul'a çocuğun yanında. Azıcık hasta. Geçiniyor musunuz? Geçiniyor, fena iyice yok. Hiç de uçmak. Peki kumayı sen kendin mi seçtin beyine? İyi, ben seçtim. Yavladım, gelsin deyin. Getirdik, Allah razı olsun. Geldi de Allah verdi. İstanbul'dan geldik, ben geliniyim. Kayınvalideniz oluyor evet, sizin? Kayınvalidem oluyor. Sürekli her yazın gelir ziyaret eder gideriz bir ay. Sizde iki kayınvalidem var? İki tane. Allah sabır versin, bu ne şans böyle? Yok, kayınvalidelerim iyi yani, ikisi de şeker gibi. Dert ehli olanlar dermana gelir, dermana gelir. Bizim de böyle bir erkeklerimizin genele göreli var. Bunu biz tellik diyoruz aslında. Tellik. Tellik deruk.
Biz burada buranın demesiyle, deyimiyle tellik deriz. Ama aslında bu fez. Kafaya mesele şapka. Yani nasıl uygularsan öyle. Bir sen kafana takmayı nasıl oluyor? Erkekler bunu mu takar? Erkekler burada bunu takar. Damatlar bunu takar. Çok güzel. Böyle yani ağırlık verir biraz. Ağırlık mı? Ağır mı olacağız ağır, biraz? Ağır tabii. Ora biraz ağır. Kafana ağırlık verir. Ben damat oldum. Fes başıma, fes başıma. Sade damatlar vurulmaz bunu. Genellikle böyle gençlerimiz hep vurunur. Böyle hafif hafif, hafif sohbet edilmez. Fes taktım artık ben ağırım. Püskülü ben olayım. Alansın dünya, yalansın dünya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.